Divan, değerli başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz sessiz olabilirsek konuşmamıza başlayacağız. Evet, Yelda Hanım az önce konuştu. Muhalefet yapmayı öğrenmiş, kendini kutluyorum. Şimdiden kendilerini alıştırmışlar. Bu arkadaşları bir alkışlayayım muhalefete alıştıkları için. Tebrik ederim. Az yüksek sesle konuşur musunuz? Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan, ancak hiçbir zaman hak ettiği değeri bulamamış, sorunları görmezden gelinmiş, bugünlerde ise içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yaşam mücadelesi veren balıkçılarımızın sesini duyurmak, haklı isyanlarına destek olmak için söz almış bulunmaktayım. Balıkçılık ve su ürünleri sektörü paydaşları ile birlikte on binlerce kişinin ekmek kapısı, üretimde ülkemizin gururu olmasına rağmen bitme noktasına gelmiştir. Maliyetlerin altından kalkamayan balıkçılarımızın %40'ı kontak kapatmıştır. En iyi bildiği, en başarılı olduğu işi yapamamak ekmeğini kazanamaz hale getirmiştir. Eğer balıkçılık ve su ürünleri özelinde acil bir ekonomik eylem planı hazırlanmazsa dev bir sektörün çöküşünden sorumlu sizler olacaksınız. Bunu unutmayın. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız, ben Karadeniz'de Sinop bir balıkçı kentinin milletvekiliyim. Bununla birlikte arkadaşlar, siz resim çektirirken biz de burada balıkçıları anlatalım. Zaten ilgilendiğiniz yok, onu da biliyoruz. Tebrik ederim, tebrik ederim. Bu kadar balıkçıları konuşuyoruz burada. Sayın Karadeniz, genel kurula hitap edin lütfen. Nereden biliyoruz? Hopa'dan girdik, Samandağ'dan çıkacağız. Hopa'dan girdik. Zelek Limanı'ndan, Yeniay Limanı'ndan, Sinop Limanı'ndan. Devamında Kefken'den, Bağırganlı'dan, İğneada'dan, Gemlik'ten. Gidin dinleyin oradaki balıkçıları da ne demek istediğimizi anlarsınız. Salih Çora, sen gittin Trabzon Yeniay Limanı'na, cevabını aldın. Onu biliyoruz. Onu biliyorum. Cevabını çok güzel verdiler. Arkadaşlar, balıkçılar kan ağlıyor. Mazot fiyatlarından haberiniz var değil mi? Bak, bugün bir balıkçı abimiz yolladı. 4,5 liraydı. 4,5 liraydı mazot. Arkadaşlar lütfen. Mazotun litresi 10 lira 50 kuruş. Bu akşam da 56 kuruş zam geldi. Sayın Çora. Ya. Bak burada. Avın kilosu 90 liraydı. Sayın Karadeniz, genel kurula 175 TL'ye çıktı. Ya. Çeliğin kilosu 6 liraydı, 21 lira. Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını size balıkçılar verecek. Balıkçılara meslek tanımı bile yapmadınız be. Mesleğinin ne olduğunu bilmeyen balıkçılarla bir şey demiyorum. Sayın Çora, balıkçılara bir tanker mazot 70 bin TL'ydi, şimdi 240 bin TL. Nasıl çıkacak balıkçı balığa? Balık yiyeceksiniz değil mi? Maliyetler arttı, meslek tanımı yok. SGK ile ilgili yeniden düzenlenmesi lazım. Salih Çora, Yeniay Limanı'na gene gitsene, gene cevap verirler. Seni oradan gene kovarlar. Tekne boyutlarını büyüttünüz. Devletine güvendi balıkçı ama şimdi yarı yolda kaldı. Bekliyor. %40'ı anahtar kontak kapattı. Genel başkanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. İktidarımızda yapacağımız iş Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kurmak. Genel başkanımızın talimatıyla denize kıyısı olan 28 ile girdik. Tek tek gezdik. Masa başında oturarak balıkçıların sorunlarını değil, onların çözüm önerileriyle beraber raporumuzu oluşturduk. İhtiyacınız varsa size veririz. Eğer balıkçıları korumak istiyorsanız, bütün meclisteki grup olan arkadaşlara söylüyorum. Balıkçının durumu çok zor. Şaka değil. Balıkçı bitme noktasında. Tekirdağ'dan Edirne'ye, Enez'den Samandağ'a kadar ya. Çanakkale'si, her yer. Bu işin sonu sadece balıkçılarda değil, üreticiler de bitti. Muğla milletvekili az önce konuşuyordu. Gitti mi Milas'taki bölge üreticilere? Elektrik faturasını ödeyemedikleri için batan bir sürü üretici var bu memlekette. Arkadaşlar, balıkçılara sahip çıkın. İlk başta meslek tanımı yapalım. Yasaklar ve cezalar üzerine kurulmuş bir sistemin parçaları oldular. Yürümüyor. 5 tane fabrikaya balıkçıyı da esir ettiniz. Misin avını yasakladınız, avı dışarıdan ithal ediyorsunuz. Sattırıyorsunuz, balıkçında bulunca ceza. Balıkçı ceza makinesi.
Tamam, tamamlayalım lütfen. Özür dilerim. Kooperatif başkanlarıyla da konuşuyoruz. Kooperatifler derdi. Sana dediklerini ben söyleyeceğim buradan çıkınca. Kooperatifleri de küçülttünüz. Limanları da satıyorsunuz. Balıkçıların, balıkçı barınakları artık elleri el değiştirmek üzere. Neden? Neden yapıyorsunuz ya bu balıkçıya? Yıllarımız balıkçılıkla geçti ama son dönemde bu balıkçı size küskün, kırgın, ilgilenmemişsiniz, yanınıza gitmemişsiniz, kızgın. Bir dost tavsiyesi. Buradaki arkadaşlar bir gün giderse limanlara ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bütün balıkçıları buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.